Enfes Mutfak kanalımdan bugün herkese merhabalar. Sizlere çok farklı ve çok pratik bir yöntem ile tıpkı su böreği lezzetinde harika bir el açması börek tarifi hazırladım. Böyle şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle 1 çay bardağı su, yarım tatlı kaşığı tuz, 3 adet orta boy yumurtayı yoğurma kabına alıp tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir, su bardağı ölçüsü ile klasik 200 mililitredir. Yumurtalar ise M boyudur. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Unu her zaman olduğu gibi lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Bir miktarını ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 3 su bardağı kadar un kullandım. Lütfen ama lütfen kontrollü olalım. Normal böreklik hamurlara göre bir tık katı bir hamur olması gerekiyor. Bu şekilde yoğurup toparladığım hamuru nişasta ve un karışımı serpmiş oldum. Masanın üzerine aldım ve 8 parçaya kesiyorum. Her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. Hazırlamış olduğum bezelerden hemen bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Zaten bir tık sert bir hamur yoğurduğumuz için kesinlikle yapışma vesaire olmuyor. İhtiyaç halinde birazcık nişasta serpiştirebilirsiniz. 8 bezenin hepsini yaklaşık tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıp hazır edip kenara alıyorum. Dörderli olarak 2 tane grup elde edeceğim. Bunun için bir tane hamurun yüzeyine e, yarım yemek kaşığı kadar nişasta serpiştiriyorum. Bakın bu şekilde hepsini üst üste diziyorum. Yani 4 adedi üst üste diziyorum. Bu şekilde ikişerli grup elde ediyorum. Üzerini poşette kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlendiriyorum oda ısısında. Dinlenen hamurlardan bir grubu tekrar naylona sarıp kenara al. Diğer grubu açma işlemine başlıyorum. Tatlı hamuru gibi incecik tül gibi olmasına gerek yok. Hatta diğer börekler e, hamuru gibi yine incecik olmasına gerek yok. Bu su böreği lezzetinde un olarak açıyorum hamuru. Dilerseniz bu esnada merdaneden de yardım alabilirsiniz. ara katmanlarına nişasta serpmiş olduğum için ve de hamuru diğer hamurlara göre bir tık sert yoğurmuş olduğu için böyle üst üste açarken merak etmeyin kesinlikle yapışma, yırtılma vesaire olmayacaktır. Yaklaşık 38 veya 40 cm çapında olacak kadar hamuru büyütüyorum. İlk etapta nişasta kullandığım için daha sonraki aşamalarda kesinlikle nişasta kullanmıyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi tüm püf noktaları anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. bu kadar büyüklükte ve incelikte açtıktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma yırtılma vesaire olmadan hamurları tek tek birbirinin yüzeyinden ayırıp kenara alıyorum. O kadar kolay ve pratik oldu ki inanın hiç vaktinizi almayacaktır. Hemen çabucak şipşak yapabileceğiniz en az malzemeli su böreği lezzetinde bir börek oldu. Sizlerin de gördüğü gibi dört hamuru üst üste açıp hiç yapışıp delinmeden bile bu şekilde ayırdım. Açmış olduğum hamurları tek tek ayırdıktan sonra tabanını yağlamış olduğum tepsiye teker teker diziyorum. Piştiğinde iç katmanlarının da su böreği gibi görünmesi için hafif buruşturarak diziyorum tepsiye ve her dizmiş olduğum hamurun yüzeyine fırça yardımıyla eritip oda ısısına getirmiş olduğum yağdan serpiştiriyorum. Bu şekilde 4 hamurun 4'ü de bitene kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Yine malzeme listesini de yazılı ve ölçülü olarak da videonun altında bulunan açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi 4 katmanı bitirdikten sonra orta kısmına rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyorum. İstediğiniz iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. İkinci grubu da aynı şekilde açıp hamurları tek tek birbirinden ayırıp hazır ettikten sonra iç malzemesini eklemiş olduğum kısmın üzerine yine teker teker serip yağlayarak ilerliyorum. Son hamurun yüzeyine de yine tavanın içerisinde kalmış olan yağın tamamını sürüyorum. İstediğiniz büyüklükte ve şekilde dilimleyebilirsiniz. Fırına göndermeden önce hamurun yüzeyine 2 su bardağı kaynar suyu gezdiriyorum. Ve suyun hamurunun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu şekilde piştiğinde su böreği lezzetinde ve görüntüsünde olacaktır. Ocakta kaynayan kaynar sudan 2 su bardağı alıp boşalttım. 190 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Altı da üstü de nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Görüntüsünü gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Hemen bir dilimi alıp sizlere doku testi olarak hem iç katmanlarını hem de dokusunu göstermek istiyorum. Görüntüden de anlaşıldığı gibi hem yüzeyi hem de iç katmanları çok güzel görünüyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. İsterseniz malzeme listesini çoğaltarak daha çok katmanlı bir börek elde edebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.